Sevgili izleyiciler, televizyon programımız sürüyor. Değerli iki edebiyatçı konuğumla birlikteyiz stüdyoda. Evet, Profesör Doktor Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Can Eroğuz Bey bizimle birlikte iki edebiyatçı dostla edebiyatın dehlizlerine girdik. Ama orada toplumların ifade edemediği şeyleri ifade eden kişilerin rolünü görüyoruz, değil mi? Şiirde de, öyküde de, romanda da edebiyatçının kendisine ve topluma karşı rolü, ödevi, yapmak istediği şey nedir? Bir kişiyi yazmaya yönelten şey nedir en başta Sayın Saçlıoğlu? Galiba bunun birçok cevabı var ve herkese göre de değişiyor. Aslında sanıyorum ben de bu dünyada varım ve ben de bir şeyler düşünüyorum. Bazı sözlerim var demekle başlıyor insan. Kendi duygularını, düşüncelerini başkalarına duyurmak istiyor. Bu bütün insanların bir şekilde yaptığı bir iş. Ama bunu edebiyat, sanat yoluyla yapanlar belki biraz daha fazla kendilerini işin içine katarak, daha fazla, daha yoğunlaştırarak yapıyorlar bu işi. Yoksa ben eminim bir bilim adamı da bir yeniliği, yeni bir şeyi bulmaya, icat etmeye, keşfetmeye, yaratmaya çalıştığında hep kendini bir şekilde, işte ben de bu merakımı, bu yeni bir şeyler bulma isteğimi işte gerçekleştiriyorum diyor. Yani belki bu bir edebiyatçıyla paralel bir şekilde. Paralel bir şey. Bence sanatta da bilimde de bunlar var. Bu insanın varoluşunun ve o varoluşunun başka insanlar tarafından bilinmesinin getirdiği bir şey sanıyorum. Galiba insanlığın ilerlemesi de buradan kaynaklanıyor, değil mi? Herkes çok rahat olsa, dünyada ona sunulan doğal nimetlerle, çevresindeki fiziki unsurlarla tatmin olsa dünya gelişmez de herhalde. Zaten gelişim için şu da söylenir ya, insanlığın gelişim hikayesi varlıklı olmak değil, var olmaknın hikayesidir. O zaman ve insan da öyle var olur. Yani varlıklı olmaktan var olmaya geçişin hikayesidir. Ve belki kültürlü, olgun, gelişmiş, uygar insanda var olma çabası gösteren kişidir, evet, değil mi? Evet. Yoksa gününü geçiren, yemek yiyen, hani sıradan şeyler dışında bir şey düşünmeyen, yapmayan kişi demek değildir. Evet. O zaman Can Bey'e sorayım. Edebiyatla, sanatla uğraşmak sizin hayatınızda hangi boyutları getiriyor? Kişisel gelişiminiz, tatmininiz, toplumdaki diğer fonksiyonlarınız, başarılarınız yönünden edebiyatın, sanatın size ne gibi katkılarda bulunduğunu düşünüyorsunuz? Bu tabii çok hoş bir uğraş. Çünkü bunlar sizin mecbur olarak yaptığınız şeyler değil. Sanatla uğraşmak insanı hem geliştiriyor hem de gönüllü olarak yaptığınız şeyler bunlar. Belki bazı şeyleri hayatta zorunlu yapıyorsunuz ama, değil mi? Evet, evet. Yani işiniz, yani ekmek parası için yaptığınız uğraşılar, yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Onu da tabii eğer severek yapıyorsanız o da çok güzel bir şey. Ama sanatla uğraşmak için kimse sizi zorlamıyor. Kitap yazmanız, müzikle uğraşmanız, eğer bunları para kazanmak için yapmıyorsanız, bir şey bırakmak için, Mehmet'in söylediği gibi, ben yani kitap yazmaya, hani söz uçar, yazı kalır diye bir söz vardır. Yani yazdığınız kitap sizin torununuz tarafından da okunabilir. Var olmaya da devam ediyorsunuz, evet, değil mi? Yazdığınızla, yani hem onu, evet, yazdığınız dönemde varsınız, hem sonrasında varsınız. Peki yazdığınız bir kitap olan Ankaralı Olmak'tı, değil mi? Kitaplardan, evet, bir tanesi. Evet, ilk kitabım o. Evet. Onu bir parça anlatır mısınız bize? Ki Ankaralı Olmak sizin ikinizin de ortak bir yönü aynı zamanda. Niye yazmak istediniz bu kitabı? İşte yine o yaşanılan şeylerin unutulmaması için. Ankaralı Olmak bir öykü tadında yazılmış bir anı kitabıdır. Bizim çocukluğumuzun geçtiği 1960'lı, 70'li yılların yaşam şekli, o zamanın değerleri, o zamanın düşünce tarzı değişmeye başladı. Artık çok farklı bir yaşam, çok daha hızlı bir yaşam var. Ankaralı olmak bile böyle unutulmaya, gölge gibi elimizden kayıp gitmeye mi başladı diyorsunuz? Sadece Ankaralı olmak değil tabii. Ankaralı olmak kitabındaki evet, şehir yaşantısı neydi?
Türkiye'nin birçok büyük şehrinde de olan şeyler, bir mahalle hayatı, evet, o zamanın değerleri, arkadaşlık, dayanışma, dürüstlük. Bütün bunları öyküleştirdiniz. Evet, çok ilginç oldu. Sizin Sayın Saçlıoğlu, öykücülüğünüz çok çok önemli bir yer tutuyor edebiyat hayatınızda ve galiba ilk ödülü de 1993 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülü alarak, yani yine Yunus Nadi başlangıcı oldu, en sonunda evet, Yunus Nadi var. Evet. O sizin çeşitli seçme öykülerinize verilen ve bir değerli başka edebiyatçıyla paylaştığınız ödüldü yanlış hatırlamıyorsam. Vüsat O. Bener'le. Evet. O ödül nasıl başladı, nasıl, yani daha doğrusu edebiyat kariyerinize nasıl bir girizgah yaptı? Sonraki ödüllerde peşinden gireceğiz. Evet, ben şiirlerini ve öykülerini oldukça geç yaşlarda yayınlatmaya başlayan biriyim. Hep yazdım ama hep bir kenara koydum. Dergilere göndermeye cesaret edemedim. Olmadı. Yani hep böyle acaba bu yazdığım çok iyi midir diye hep bir kuşku içindeydim. Sonunda bir şekilde bir cesaret buldum ve işte 7 tane öyküden oluşan bir dosyamı 92 yılında şeye gönderdim. Yunus Nadi yarışmasına gönderdim. O zaman yayınlanmamış kitapla yayınlanmış dosyayla yayınlanmış kitap arasında pay ediliyordu. Yani iki alanı var. Daha doğrusu iki kategorisi vardı. Orada şeyin, Vüsat O. Bener'in Siyah Beyaz kitabıydı galiba. Onunla paylaştık bu ödülü. O usta bir öykücüydü tabii. Ben de çok amatör, yeni bir öykücüydüm. Ve bu size büyük bir cesaret verdi. Cesaret verdi. Yaptığım şeyin doğru olduğunu düşündürdü. Ondan sonra da yayınlama daha kolay oldu tabii. Daha cesaretli göndermeye başladım. Peki sadece öykü yazmıyordunuz değil mi bu süreç içerisinde? Şairlik yönünüz, şiir yazma eyleminiz de hep sürdü. Sürdü tabii. Daha önce başlamıştı. Zaten en başta başlayan bir şeydi diyorsunuz. Şiiri nasıl algılıyorsunuz kendi yönünüzden? Çünkü şiirle dil ve okuyucu arasında ilginç bağlar kuran bir kişisiniz. O bakış açısını bize yansıtır mısınız? Şair bir şeyler yazar. O şiir başka okuyucu tarafından nasıl algılanır görüşünüze göre? Yani bu gerçekten üzerinde çok çok şeyler yazılmış, söylenmiş olan bir konu. Yani bütün bir poetika meselesi. Yani böyle çok kısa bir zaman içinde belki bunlar konuşulamaz ama benim iki tane şiir kitabım var bu kadar zaman içinde. Birikmiş bir sürü şiir daha var. Onlardan bir üçüncü kitap daha önümüzdeki yıllarda gelebilir. Evet. Bir tanesi Sarkaç galiba. Sarkaç bu ikinci kitaptı. İlk kitabım 1985 yılında, o zamanlar Yasko vardı, Yasko yayınları. Onun son döneminde yayınlanmış olan Günden Önce diye bir kitaptı. O çok iyi dağıtılamadı. Zaten Yasko da kapandı. Zaten o Edip Cansever'in de dediği gibi ilk şiir kitapları genellikle unutulmak istenir. Ondan sonra o da unutmuştu bu ilk şiir kitabını. Ben de unutmayı tercih ettim. Daha sonra işte 2002-2003 yıllarında sanıyorum Sarkacı çıkardık. 1994-95 yıllarıydı galiba, epeyce olmuş. Sarkacı çıkardık. Tabii şiir anlayışları, şimdi bu sorduğunuz soru ya cevap vermek güç dedim. Çünkü çok farklı şairler var ve çok farklı şiir anlayışları var. Evet, siz kendi anlayışınızı nasıl ben açıklarsınız? Ben kendi anlayışımı yalın, mümkün olduğu kadar fazlalıktan arındırılmış, çok az sayıda sözcük kullanarak imgenin yanı sıra düşünceyi de işin içine sokarak, yani biraz düşünce şiiri. Salt imge de kalmayarak. Salt imge şiiri değil, biraz düşünce şiiri de olsun isterim. Evet, ikisinin karışımı. Sanıyorum şiirlerim biraz böyle. Ama şiirlerimin iz düşümünü şeyde görüyorum zaten, öykülerimde görüyorum. Evet, düz yazıda da siz o duru ve saydam, akışkan bir dili kullanıyorsunuz. Evet. Ama şiirde şey denmez mi? Bir yandan o ikincil anlamlar, örtük ifadeler, çağrışımlar da gerekir. Siz onu sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz bu dil kurgusuyla? Sözcükleri azalttığınız sürece aslında bu biraz kendiliğinden de ortaya çıkıyor sanıyorum. Yani uzun bir cümle,
aslında bir tek kendini anlatıyor. Ama o cümle kısalmaya başladığında sözcüklerin arasındaki bağlantılar, sözcüklerin arasındaki ilişkiler çok daha fazla zenginleşiyor. Çağrışım sayısı çoğalıyor. Çağrışımlar artıyor. Yani nasıl ters bir matematiksel olarak. Karikatürde de az çizgi çok şey anlatır. Aynen öyle. Hayal gücüne bırakıyorsunuz aynen yani, değil öyle mi? Aynen öyle. Eğer izin verirseniz burada Sarkaç adlı kitabınızdan Söyleyin adlı şiiri okuyayım. Buyurun. Bakalım bu söyledikleriniz ne ölçüde yansımış. Söyleyin. Kaya dibi, rüzgar yosunu, sizinle doğmuştum aynı gün. Adım bir çalgı gibi boş, sözsüz bir yankıdır sesim. Çöl kumu, kemik artığı, sizden kuru dudağım. Yüzüm bir yıldızdan gelir, ilk durağıyım en uzağın. Kuştaki dal, daldaki nehir, umut nerede geceler söyleyin. Kokunun belliği güz, göster. Hangi çekirdekte gençliğim? Evet, söylediğiniz gibiymiş şiirleriniz gerçekten de. Yani az söz çok şey anlatabilir, değil mi? Öyle derler ya. Evet, galiba bütün sanat yapıtlarında aynı. Yani sanat, her sanat üstüne bir şeyler eklenerek yapılmıyor. Aslında fazlalıklar atılarak yontularak değil mi? Yontularak yapılıyor. Evet, evet, çok güzel. Peki Can Bey, sizin şiir anlayışınızı da biraz ortaya, masaya yatıralım. Siz şiirlerinizi ne şekilde yazıyorsunuz? Esininiz nasıl geliyor? Söz dizimi, kurgunuz nasıl oluyor? Siz kendi şiirinizi nasıl tarif edersiniz? Ben çok şiir yazmıyorum. Şiirlerimi de daha çok öykülerin içine yerleştiriyorum yazdığım zaman. İsterseniz ben de size bir şiirimi okuyayım. Lütfen, çok hoş olur. Evet, hangi kitaptan okuyorsunuz? Kuğulu Park'ta bir akşam üstünde son evet, kısmında onu da isterseniz önce kapağını bir gösterelim kameramıza. Kuğulu Park'ta bir akşam üstü. Tabii Kuğulu Park nerede? Bütün Ankara'da izleyicilerimiz tabii biliyor, Ankara'da. Ankara ile ilgili bir yerden kaynaklanan şiirler. Hangisini okuyacaksınız? Bu Sıla isimli öykünün son bölümündeki şiir. Evet. Öykü ve şiirleri de birleştiriyorsunuz. Bu da ilginç bir tarz. Sevdiceğim, sıla hasreti nedir bilir misin? Önce Türkçe duymak ister kulakların. Sonra beyaz peynir, zeytin aranırsın kahvaltı sofralarında. Ve tabii demli bir çay da çeker canın ince belli bardaklarda. Gün olur, hani içine eski kaşar konmuş, gevrek simidi ısırdığında bir çeşni kalır ya avurduğunda. Durup dururken damağında hissedersin. İşte o an sıla tüter burnunda, boğazın düğümlenir, kalıverirsin. 3 günlüğüne bile gitmiş olsan gurbete, birden bunlar düşer aklına ve yâri göresin gelir. Sonra en rahat uykularının yatağında, pencerenden hiç eksik olmayan gün batımlarında, şafak vakitlerinin kuş cıvıltılarında, yanık memleket türkülerinde, sıcak dost sohbetlerinde, sımsıkı sarılışlarda ve sevdalı bakışlarda özlemlerin son bulur. Toprağın yağmur koktuğu bir sabah eve kavuşmuşsundur. Evet, ne kadar güzel. Siz bu şiiri büyük bir olasılıkla Macaristan'da falan yazmış olmalısınız. Türkiye özlemiyle, öyle mi? Bunu evet, yurt dışına gelip gittiğim... Nerede yazdığımı da burada yazıyordur. Galiba bunu Amerika'da yazmıştım. Amerika'da mı yazdınız? Evet. 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 Evet, çok güzel. New York'ta yazılmış. Harika. Valla ben burada Sayın Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Sarkaç kitabından Sarkaç şiirini de okuyarak bu şiir okuma bölümünü biraz sürdürelim istiyorum. Sarkaç. Can simidi, kurtarma sandalı kaldı karada. Ekmek, su, gemimin ömrüyle çıkmıştım yola. Denizin gezen düşüncesi rüzgar, yaşlı bir el gibi sırtımı sıvazlar. Dalgalar sanki zaman bir bırakır, bir tutar. Karadan değil, martıdan ayrılınca anladım denizi. Her limanda bir korsanın mührü, her kalede çocukluğum gizli. Güçlü solukların açığa attığı gençlik,
kıyıda kalan ten, kırışık kum, bir karışta nem, su bir kulaçta ben, yandıkça alevi büyüyen mum. Bundan böyle gemim, yolu sen seç. Yokmuş umduğum hiçbir ülkede, nereye gitsem sığ, akıllar gel geç, içimde bir adayı gösterir sarkaç. Evet, gerçekten adını verecek kadar da güzel bir şiirmiş. Şiir dolu günlerin, duyguların hepimize nasip olması da diliyorum. Çünkü sanatın, edebiyatın, şiirin bir toplumda, siz bir şey söylüyordunuz bütün bu kitaplarınızda, arada sıkışıp kalan vicdanları rahatlatması önemli değil mi? Çünkü insan idealleri, dilekleri, özlemleri oluyor, hayatın gerçekleri oluyor ve bir dönüm noktasında vicdan size yapmak istemediğiniz şeyi olumlu anlamda yaptırabiliyor değil mi? Öyle. Vicdanı ne kadar kullandınız yapıtlarınızda Sayın Saçlıoğlu? Vicdan aslında benim galiba bütün kitaplarımda ortak konulardan bir tanesi. Zaman bir ikinci ortak konu. Evet. Rüzgar çok var. Adalet ve vicdan kavramları sanıyorum benim hayatımda da şeyde de edebiyatımda da önemli yer kişisel tutuyor. Kişisel tavrınızda, insan ilişkilerinizde de değil mi? Galiba öğrencilerinizde bile ilişkilerinizde. Sanıyorum öyle, sanıyorum öyle. Biraz babam, tabii babamdan da gelen, çünkü hukukçuydu babam, evet. Hakimdi. Anayasa Mahkemesi üyesiydi. Evet, adil olmak gerektiğini her zaman ondan öğrendim. Aslında onu bütün hayatından öğrendim. Kendinize de adil olabilmeniz önemli değil çok, mi? Çok, çok. Kendinize açık olabilmeniz de evet. Çok önemli tabii. Sonra topluma, başkalarına. Öyle, öyle. Ve o vicdan dediğimiz şey bütün tabii aslında sevginin de ana şeyi belki, ana malzemesi. Vicdansızsanız nasıl seversiniz? Mümkün değil. İkisi birbiriyle beraber gidiyor. Ve adil olmak da bununla ilintili olan bir şey. Tabii bu vicdanın ve adaletin çok az bir bölümü belki yasalara yansımış oluyor ama yine de hakimler kararlarını verirken hep vicdanlarıyla beraber. Evet, bizim hukukumuzun özü de odur değil mi? Hakimler yasalara ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler denir. O vicdan çok çok önemli. Ama eğer vicdanınız yoksa nasıl karar vereceksiniz işte? O ayrı, o ayrı bir konu. Yani. Peki sizin yine romanınızda da eminim aynı yöntemi kullanmışsınızdır. Öykülerinizde olan bir şey bu zaten. Zamanı yavaşlatıyorsunuz. Hatta zamana mektup yazılabileceğini de ileri sürüyorsunuz. Özellikle Rüzgar Geri Getirse kitabınızda bu yaklaşım var diyelim. Doğru mu söylüyorum? Evet, doğru söylüyorsunuz. O kitap özellikle zamanla çok ilgili olan bir kitap. Evet. Özellikle Rüzgar Geri Getirirse öyküsü, yani kitaba evet. Adını vermiş olan öykü. Zamanla ilgili bir öykü. Zaman çok görece bir kavram. Hepimiz biliyoruz bunu. Einstein'dan beri biliyoruz. Ve kendi yaşantımızda da bunu hissediyoruz. Yani bazen zaman su gibi akıp geçiyor. Bazen bir türlü geçmek bilmiyor. Bu bizim duygularımızla, o andaki zamanı algılayışımızla ilgili olan bir şey. Bu kitapta biraz bunun üzerinde akıl yürütmeye o öykü çalışıyor. O akıl yürütmeyi daha doğrusu bir öykünün içine gizliyor. Bunu da isterseniz bir gösterin evet. İzleyicilerimize. Şimdi bu Rüzgar Geri Getirirse bunun içinden bir öykü, demin söylediğiniz Haldun Taner öykü ödülünü aldı. Topaç adlı bir öykü. 1998 yılında. Ama Rüzgar Geri Getirirse öyküsü rüzgarın zamanla birlikte yaptığı işleri anlatıyor aslında. Rüzgarla zaman birbirine benziyor galiba. Akışkanlığı, evet. Akışkanlığı ve etkili bir de belki kişilerin kendilerini, yaşadıkları toplumu değerlendirmek için bazen zamanı yavaşlatmak gerekiyor. Bazen de zamanı geriye alıp geriye gidip değil mi? Keşke onunla olabilse, hesaplaşmak gerekiyor. Hesaplaşmak gerekiyor. Doğru. Doğru. Çünkü geçmişi, tarihi bilmeden ve onu gerçekten vicdanımıza da vurmadan geleceği kurmak pek kolay olmuyor. Yaptığınızın muhasebesini yapmadan tabii, değil mi? Tabii. O muhasebeleri yapmadan gelecekte doğru adımlarda pek kolay atılamıyor. Evet. Siz
öykülerinizde hangi ana yaklaşımı benimsediniz? Ne anlatmak istediniz öykülerinizde? Niye öykü yazdınız? Zamanla ilgili konuştunuz. Ben de şurada bir zaman diye küçük bir şiirim var. Onu okuyayım tabii, size. Tabii. Önce. Gecenin lacivert yalnızlığında, öykü mürekkebi zamana damladığında, tavşan kanı getiren zülfü çiçek firketeli yarın ayağında, sessiz pamuk terlikler, zaman düşten uyanmasın, imge sağanağı, sağanağı dinmesin isterler. Çok öyle güzel. Böyle kısa bir şiir. Ben şiir öykülerimde gerçek yaşamdan kurguladıklarımı birleştirerek öyküler yazıyorum. Bazı kurguladığım öyküler gerçek zannediliyor. Bazı tamamen gerçek olan öykülerde kurgu zannediliyor. Çok ilginç çünkü. Aslında öyle olması çok iyi. Demek ki o kadar birbirine kaynaşmış ki insanlar ayırt edemiyor. Evet. Hangisinin ne olduğunu, değil mi? İkinci kitabımda bir Madame Conche öyküsü vardır. Onu çoğu insan gerçek zannetti. Oradaki hikayede ilginçtir. Bir de Halil Kaptan öyküsü vardır. O da tamamen gerçektir. Onu da tamamen kurgu zannettiler. Çünkü Halil Kaptan benim bir dostum. İsmi Halil değil. Başka bir ismi var. Görmeyen, yani bir insan hiçbir şey görmüyor. Görme engelli birisi. Evet, görme engelli. Fakat Gönül gözü açık diyorsunuz, evet, değil mi? Öyle müthiş anlıyorum. Bir insan. Yani Bodrum'da gemi kaptanlığı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Teknesi var. Çok ilginç. Onunla günlük tur yapıyor. Müzisyen aynı zamanda. Böyle bir insan. Yani oturup konuştuğunuz zaman onun görmediğini hissetmiyorsunuz zaten. Satranç oynuyor sizle ve sizi yenebilecek kadar iddialı satranç oynuyor, biliyor. Ve görüyor adeta, değil mi? Görmez, evet, diye düşündüğümüz haliyle de görebiliyor. Yani işte dokunarak şeylere, satranç taşlarına. Evet, evet. Bazen yani görmenin sorarak, bir yolunu buluyor, değil, evet, mi? Evet. Çok güzel. Çok ilginç bir insandır. Onunla ilgili yazdığım öykü kurgu zannetti herkes. Dolayısıyla siz gerçekle kurgu arasında gidiş gelişler yaparak ya da birbirine bu şekilde çağrışım yaptıran bir örgüyle öykülerinizi yazıyorsunuz. Şimdi Sayın Saçlıoğlu'na sormak istiyorum. Siz de gerçekle, fanteziyi, gizemlilikle, ne bileyim, kurguyu çok güzel buluşturmuşsunuz. Bir özel kimya oluşturmuşsunuz sanki. Yapıtlarınızı okumaya çalıştığımızda bunu anlıyoruz. Bu nasıl gelişti? Bu tekniği nasıl geliştirdiniz? Mesut Bey, bunu teknik olarak belki görmememiz lazım. Çünkü bu bilinçli yapılmış bir şey değil aslında. Bu benim yazarken kendiliğinden gelişen tavrım ya da üslubum ya da işte yolum, yöntemim diyebiliriz buna. Birçok şeyin sonucu galiba. Hayat aslında, evet. Etkilenmelerin. Şöyle, bu neden oluyor? Bir analiz etmeye kalksak. Sanıyorum ki hayatta yaşadığımız her şeyin aslında bir de bir şey boyutu var. Görünmeyen masal boyutu var. Ya da bir mizah boyutu, mizah var. Mizah boyutu var. Evet, evet, yani duygusal başka bir boyutu var. Yani evet, yaptığımız her şeyde. En komik olayın bir bile bir acıklı yanı. Acıklı yanı var. Aynı öyle. Yani olaylara nereden bakıyoruz, ne yapıyoruz? Biliyorsunuz yani hepimiz ailemizde, yakınlarımızda birini kaybederiz ama o cenaze gününde olmadık gülünçlükte olaylar olabilir. Ve olmadık biçimde gülebiliriz de. Çünkü hayat böyle bir şey. Evet, sinirler boşalır, sinirler yahut boşalır, başka bir şekilde, evet, yani, değil mi, duygularımız serbest kalır yani. Tabii tabii, yani her şey işte yani öykülerimden bir tanesinde babasını da mezara indirmiş, toprağa verirken çocuğun cep telefonu çalıyor. Yani onun üzerine neler üretilebilir şimdi, düşünelim. Evet. Yani bu çok komik şeyler. Yanlış bir telefonda olabilir. Ondan sonra kızgın birisi olabilir öbür tarafta. Çok mutlu bir haber alabilir tam en acılı anında. En acılı anında. Değil yani mi? Mesela bunlar, işe alındığını öğrenebilir. Evet. Aslında hayatta olabilecek ama işi biraz sanatsal boyut arka tarafından bakarsanız da size fantastik bir sürü şey çıkartabilecek olan her an olaylar yaşıyoruz. Ben şöyle algılıyorum, bu kendiliğinden doğal biçimde geliştirdiğiniz yöntemle bizim yaşamda
kendi başımıza gelen ve etrafta gözlediğimiz durumların siz birkaç boyutunu birden gerçekçi yönlü, fantezi yönlü, yani hayalci yönlü ve belki onların dışında da bir üçüncü kurgusal yapma boyutunu bize göstermeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet, yani kendiliğinden oluyor sanıyorum. Ama dediğim gibi hayatın içindeki fantastikliği görmeye çalıştığınızda bu otomatikman oluyor. Bir tane örnek vereyim size. Yani evet. Hatırlarsınız belki, bundan belki 15-20 sene oldu bilemiyorum. Çok kötü bir kazaydı. Evet. Şeyde TEM üzerinde karşı yoldan gelen bir hanım sürücünün, pardon, karşı yoldan gelen bir aracın tekerleği fırlıyor. Evet. Arada refüji geçiyor. Ve bu yönde gitmekte olan bir hanım sürücünün camını da geliyor, patlıyor ve onu öldürdü orada. Galiba bir diş hekimi hanımdı o. Şimdi nasıl fantastik bir olay. Yani düşün, karşı taraftan gelen bir tekerlek sizin ölümünüze neden olabiliyor. Ya. Şimdi böyle bir fantastikliği siz şeyde kursanız aslında. Bir kurmacada, romanda, öyküde yazsanız. Amma da uydurmuş derler okuyunca. Ama hayat aslında böylesine çok daha fantastik şeyler barındırıyor. Çok daha fantastik ve çok daha şaşırtıcı olabiliyor değil mi? Çok daha şaşırtıcı. Aslında galiba edebiyatçının görevi, romancının, öykücünün bunları yakalamak değil mi? Belki. Belki bir miktar kurmak, yardımcı oluyor. Yani yardımcı oluyor, evet. Gözle bakış, bütün mesele hayata bakışımız. Evet, peki gelelim şu keçili, iki ve keçi. Evet. Bir defa bunu da keza siz gösterirseniz hoş olacak. Niye iki keçi değil de iki ve keçi? Şimdi... Bu kitabın hoş bir öyküsü var. Bu yine Can'la beraber bizim ortak bir anımızdan çıktı bu. Evet, belki tekrar kitap. O büyük ada fotoğraflarını falan, değil mi? İkinizin birlikte olduğu fotoğrafları evet, da şimdi gösterirse biz, yönetmenimiz. Bundan bir 6 sene oldu galiba, 5-6 sene önce. Bir mavi yolculuğa, tekne turuna çıkmıştık birlikte. İşte böyle 10-12 kişilik bir grupla. Dişlice Adası diye küçücük bir ada var. Çevresi bir kilometreye var ya yok. Bu şeyde Datça'nın karşılarında bir yerde. Hisarönü Körfezi'nde. Bu ada ilginç. Evet, şu anda da televizyonda gördüğümüz bu adada evet. İşte canlı çekilmiş fotoğrafımız. Bu adaya çıktığımızda evet. Tek bir keçi gördük. Evet. Böyle kayaların üzerinden bakıyordu. Sonra bu ne filan dediğimiz, iki tane vardı dedik. Sonra baktık bir taneymiş. Yarısı siyah, yarısı beyaz bir keçi. Ve oraya ne olmuşsa, nasıl olmuşsa orada bırakılmış, yalnız bırakılmış. Bir tane de bir varil koymuşlar oraya, böyle kesmişler. O varilin içinde su bırakıyorlar, gelen geçen yiyecek bırakıyor. Keçi Adana'nın keçisi olmuş. Ama, evet, ama yabani de bir taraftan, yarı yabani. Evet, çok birileri geldiği zaman kaçıyor. Ondan sonra siz bir şeyleri koyuyorsunuz, çekiliyorsunuz, o geliyor, yiyor. Ve uzaktan sizi seyrediyor. Ve ilk görünüşte hemen benim soracağım şey, böyle bir keçiden çok ilginç de olsa nasıl bir öykü çıkar? Ama siz onunla galiba farklı paralellikler kurdunuz değil mi? Evet, şimdi bu keçiyi orada görünce tabii yalnızlık. Ve yarısı siyah, yarısı beyaz bir keçi bu. Aynı bu kitabın kapağındaki gibi. Bunu evet. da eşim çizmişti, bunun içindeki resimleri. Çok ilginç. Başak Saçlıoğlu. İkilik, karşıtlık meselesi var. Sonra o keçinin yalnızlığı var. Bunlar uyandırdı sizde bir takım şeyleri. Sonra Ege'deyiz. Ege mitolojilerin ana vatanı. Evet. Yani Ege yarı keçi, yarı insan. Pan var. Pan var değil mi? Evet. Yani bütün küçük hayvanların tanrısı. Ondan sonra çılgın bir tanrı. Ondan sonra Pan var. Ve bir de gecenin ilginç bir şey oldu. Sessizliğin içinde bir soluk alma sesi. Derinden bir soluk geliyor. Bu ne diye sorduk. Kaptan da dedi ki... Ya dedi, nedir bilmiyoruz ama dedi bir şey söyledi dedi, sizden önce getirdiğim yolcular dedi. Şurada bir kovuk varmış dedi. O kovuğa su aşağıdan işte onların gemici tabiriyle solugan yapıp da alttan vurduğu zaman böyle bir ses çıkartıyor oradaki kayalar dedi. Kayaların çıkardığı ses. Sonra ay da yoktu o gece, baktık bütün takım yıldızları ortada. İleride ufkun biraz üstünde Oğlak Burcu doğdu. Oğlak Burcu'nu görüyorsunuz. Orada bir keçi. Var. Mitoloji, ses. Artık her şey öykü yazmayacaksınız da ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ben oradan eve dönene kadar bir hafta boyunca bu keçiyi düşündüm. Evet. Çok ve ondan güzel. Sonra döner dönmez yazmaya başladım gerçekten. Yani bir ayda çıktı kitap, bitti. Ne anlattınız orada? Bu kitabı şeye ithaf ettim en başında. İnsanoğlu yüzünden acı çeken hayvanlara. Evet, çok güzel. Çünkü gerçekten biz... İnsanoğlu olarak aslında madem bu dünyanın en zeki yaratığıyız,
bu hayvanları, bütün canlıları korumak, onları kollamak da bizim görevimiz olmalı. Ama maalesef vicdanlı çok acı veriyoruz. Olmak da bizim görevimiz olmalı. Evet. Evet, bunu sorgulamayı sürdüreceğiz. Ama kısa bir aramız reklam var. Peki. Evet, sevgili izleyiciler, güzel söyleşimizi kaçırmayın diyorum. Kısa bir reklam aramız var.